Bunlardan bir tanesi işte sanat anlayışı. Sanat anlayışı Aristo'nun da üzerinde durduğu gibi Tanrı'yı tabiatın içerisinde bir nesneden ibaret gören bir anlayışa dayanıyor. Tanrı'yı tabiatın içinde görmek paganizme kapı açmaktır zaten. Paganizmin anlamı şu: yaratıcıyı nesnelerde, taşta, toprakta hissetmenin, görmenin adıdır. Genel adı, kültürel olarak budur. Yani taşta bir tanrı hayal etmek, toprakta, gökyüzünde, güneş kendi, yeryüzü tanrısı, deniz tanrısı, çiçek tanrısı, flora diyoruz ya, flora işte en basit haliyle kavram olarak hayatımızın içinde var. İşte Türkiye'nin, Güneydoğu Anadolu'nun florası falan diyoruz. Roma mitolojisinde çiçek tanrısının adıdır. Bu kadar çok tanrılar icat edilmiştir yeryüzünde. Bizim vahdaniyetimize karşı onların çok fazla tanrıları ve tanrı inançları var. Ve Aristo'nun sanat anlayışı da hakim kılınmış. O sanat anlayışı da sanatın tabiattan doğduğuna hükmeden bir sanat anlayışıdır. Çünkü sanat tabiatı taklitten doğan bir anlayışıdır. Oysa normal şartlarda tabiatın tanrı olduğuna inanmıyorsanız sanat tabiatı taklitten doğmaz. Tabiat bir sanat eseri aracıdır. Ve kendisi de bir sanat eseri. Yani ilham kaynağı olabilir. Size ilham verebilir. Ama tabiat sanatın kaynağı değildir. Sanatın kaynağı ise o zaman tanrı tabiatın içindedir. Çünkü tanrı tabiatın tam içindeyse o zaman tabiat sanatın kaynağıdır. Eğer değilse tabiat sanatın kaynağı asla olamaz. Mimesis diye bir şey yoktur. İşte bu noktada bizim sanat anlayışımız meseleyi bir zuha kavuşturur, açıklığa kavuşturur. Benim ilkokulum bile olmadığı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaşlarımın geçtiği Erzurum'un Horasan ilçesinin Kinaduz köyünde uzun kış gecelerinde divanları ezberden okuyan ve bir Sibirya gazisi olan dedemin, babamın, amcalarımın bize öğrettiklerinde ortaya çıkan hakikati ifade etmek istiyorum. Bize derlerdi ki Allah bütün varlığın sahibidir. Ve lillahi mülkü semavati vel ard. Yerin ve göğün sahibidir. Ve Allah'ın iki tür sıfatı vardır. Zati sıfatları, sübuti sıfatları. Zati sıfatları kendisine hastır. Başka hiçbir canlıda ve kimsede bulunmaz. Ona hastır. Ve onlar şunlardır derdi büyüklerimiz. Vücut, varlığı mutlak, kıdem, ezeli, beka, ebedi, vahdaniyet, tek, kıyam bir nefsiye, muhalefetün bir havadis, nefsiyle kaim, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan muhalefetün bir havadis, bütün havadislerden muhalif uzak, yarattıklarının hiçbirisine benzemiyor. Şimdi burada antropomorfizm biter, burada mitoloji biter, burada paganizm biter. Siz yaratıcıyı yarattığı hiçbir şeye benzetemezsiniz. Siz yaratıcı insan suretinde tahayyül edemezsiniz. Siz onun size göstermediği meleği kadın suretinde tahayyül edemezsiniz. Bu paganist ve antropomorfist yaklaşımdır. Batı resminin odağında durur tam. Ateş medeniyetinin, resim sanatının ve sinema sanatının merkezinde durur bu. Ama böyle değil. Bizim inancımıza göre Allah tektir. Hani İhlas suresinde olduğu gibi doğurmamıştır, doğurulmamıştır, ihtiyacı yoktur. Hiçbir şey ona denk değildir. Onu siz insan suretinde gösteremezsiniz. Ama ateş medeniyeti o kadar çok insan suretinde gösterdi ki Tanrı'yı artık. Zeus'un filmleriyle doldu ortalık. Herkül filmleriyle doldu. Mitolojik tanrılar şu anda sinemaya damgasını vurmuş durumda. Ve bizim gençlerimiz ve çocuklarımızı maalesef bunlar yönlendiriyor. Çizgi filmler böyle. Aile Bakanlığı bir araştırma yapmıştı da geçmiş yıllarda çocukların dünyasındaki kavramların içerisinde bize ait kavramlar neredeyse yoktu. Zeus vardı, Afrodit vardı, bir sürü kavram vardı, Herkül vardı, Süpermen vardı, Thor vardı, He-Man vardı, gölgelerin gücü adına derdi. Çizgi filmde biliyorsunuz. Gölgelerin gücü adına derdi. Bu besmeleye karşı kullanılmış, uydurulmuş bir kavramdır. Çünkü biz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deriz, o da gölgelerin gücü adıyla der, ortaya çıkardı. İşte bu ayrıştırmayı hafızamızda yapmamız gereken önemli bir çizgi. Çünkü bunu halletmediğinizde başka meselelerinizi halledemezsiniz. Bu bilinci çocuklarınıza vermediğiniz zaman onları başka bir dünyanın avuçlarına atmış olursunuz. Gelelim İlyada'ya ve onun bugüne gelen yansımalarına.
İlyada Homeros'un ünlü mitolojik kitabının adı. Truva Savaşı'nın kaynağı. Ve biliyor musunuz? Acaba sizce mesela Çanakkale Destanı ile ilgili olarak 1970'li yıllara kadar 50 tane eser yazabilmiş bir millet, 50 tane şiir ve makale yazı yazmış. İyi biliyorum çünkü Çanakkale ile ilgili önemli bir hatıram var benim lisedeyken. Aradım bulamadım, 50 üzerinde eser yoktu. Çanakkale ile ilgili 50 tane daha eser yazmamış bir büyük destanı sahibi bir millet olarak Çanakkale Savaşı'nın karşılığı olan Truva Savaşı'nı anlatan İlyada bütün dünyada ne kadar okundu biliyor musunuz? İncil'den sonra en çok okunan eser dünyada. 2500'ün üzerinde şerhi yazılmış bugüne kadar. Churchill'in ezberden okuduğu rivayet edilir. Aristo metodolojisini dünyaya hakim kılmaya çalışan, yani sanat anlayışını dünyaya, hayata hakim kılmaya çalışan İngiltere'nin yaptığı, insanlığa vurduğu en büyük dalgalardan birisi budur. İlyada mantığını önce Çanakkale'ye taşımışlardır. İlyada Savaşı biliyorsunuz Truva Savaşı biliyorsunuz Yunanlılarla onlara göre Orta Asya'dan ya da dünyanın başka bir yerinden gelip Anadolu'yu işgal etmiş olan Truvalılar arasında geçer. Yunanlılar için Truvalılar neyse İngilizler için biz oyuz. Cumhurbaşkanımız geçenlerde bir ifade kullandı. Ellerinden gelse bizi Anadolu'dan çıkaracaklar. İşte bu çıkarma arzusunun arkasında Truva Savaşı'nı anlatan İlyada var. Çünkü Kral Agamemnon şöyle der, bir gün sizi bu topraklardan çıkaracağım. Fırsat doğar. Nereden doğar? Mitolojiden. Nereden yani? Pagan kültüründen. Yani mitolojinin tam da içinden. İşte parantez açarak tekrar hemen geriye gitmek istiyorum. Sübuti sıfatların zati sıfatlarla ayrımını yapamayan, Allah'a zati sıfatlarıyla bakamayan, dolayısıyla sübuti sıfatlarıyla yaşadığını düşünemeyen nesillerin burada aldanmaya kapılmaları kaçınılmazdır. Çünkü Allah'ın bir de 8 tane sıfatı var, sübuti sıfat deniyor. Hayat, ilim, semiyan, işitme, basar, görme, irade kullanma, kudret, güç kullanma, kelam, işte benim yazdığım şiirlerin kaynağı kelam sıfatıdır. Hitabetin kaynağı Allah'ın bize ruhuyla verdiği, üflediği ruhla verdiği kelam sıfatıdır ve tekvim. Sadece yok etmeyi, var etmeyi beceremeyiz ve varı yok etmeyi beceremeyiz. O Allah'ın. Ama biz var olanı değiştirebiliriz. Kumdan cam yaparız ya da ahşaptan masa yaparız. İşte bu şiirden binayı da taşları şiir gibi oyarak atalarımız bize bırakmışlar. Biz bunları yoktan var edemeyiz ama Allah'ın verdiğinden bir şeyler üretiriz. Bunun adı işte sanattır. Beceriyle yaptığınızda sanata döner ve bunun kaynağı da Allah'ın tekvin sıfatının insana yansımasıdır. Şimdi buna böyle inanmadığınız zaman mesele İlyada'ya kadar gidiyor. Tanrı tabiatta iç içedir ve sanatın kaynağı tabiatın kendisidir demeye başlıyorsunuz. Aradaki fark bu. İlyada'da hadise şöyle geçer. Truva hadisesi. Tanrılar Tanrısı Zeus, Selanik'te bir düğüne kötülük tanrısı Iris'i çağırmadığı için ya da Eris'i derler, Iris derler, telaffuzu farklı oluyor bazen. Çağırmadığı için kötülük tanrısı Eris buna kızar, öfkelenir. Düğüne neden çağrılmadın diye. Ve tutar elma bir altın küreyi Zeus'un ayaklarının ucuna gönderir. Zeus küreyi alınca bakar ki kürenin üzerine şöyle yazılmış. Tanrıçaların en güzelini. Yanında 3 tane tanrıça vardır. Athena, Afrodit, Hera. Hera karısı ve kız kardeşi. Diğer ikisi de 2 tane tanrıça. Güzellik küresini, elma küresini birine vermesi lazım. Verecek ama hangisine? Kızmasınlar, kırılmasınlar, aralarında muhalefet olmasın diye. Yine parantez açıyorum. Neden dünyanın pek çok yerinde elma aşkın sembolüdür? Isırılmış elma. Kaynağı oradan gelir çünkü. O hayat anlayışı işte böyle hakim kılınmış. Bizim medeniyetimize ve güldür aşkın sembolü. Peygamberimiz de temsil eder çünkü. İşte elmayı herhangi bir oradaki tanrıçalara vermez der ki İda Dağı'na götürün orada bir çoban var Paris isminde o bu tanrıçaları tanımıyor. Bunlar bütün hünerlerini sergilesinler hangisi layıksa ona versin. Paris adil davranır. Paris kim?
Paris'te Tırva Kralı Tryamsunoğlu. Peki neden İda Dağı'nda çobanlık yapıyor? Çünkü kahinler eşi hamile kalınca Priyams'a şöyle söylemişlerdir. Bir oğlunuz olacak ve Tırva onun yüzünden yıkılacak. Kral oğlu doğunca götürün bunu öldürün der. Götürürler İda Dağı'na. İda Dağı'nda çocuğu öldürmezler, kıyamazlar çünkü çok güzeldir. Onun yerine bir hayvanı öldürür, gömleğini kana bular götürürler krala. Kral doğru öldürüldüğü zanneder. Ama Zeus, Tanrılar Tanrısı ya, o kadarını bilecek. Zeus bilir ki bu Paris aslında Tırva Kralı'nın oğlu, Paris'ten başkası değil. Ve orada meşhur bir çoban, güzelliğiyle meşhur. Bütün yöre Paris'i biliyor çoban olarak. Kralın haberi yok, Tırva Kralı bilmiyor ki oğlu. Götürüyorlar şeyi, küreği. Diyorlar ki üç tane tanrıça gelecek, sana hünerlerini sergileyecekler. Layık olana ver. Hera diyor ki sana dünyanın krallığını verir, bu küreği bana ver. Athena diyor ki bana ver şöyle şöyle yaparım. Yani bir de rüşvet teklif ediyorlar. Ama en ilginç rüşveti Afrodit teklif ediyor. Afrodit diyor ki küreği bana verirsen sana dünyanın en güzel kadınını getiririm. Bunu duyunca Paris, ben zaten bu dağın kralıyım diyor. Ne yapacağım krallığı? Güzellik tacını Afrodit'e veriyor ki kendisine dünyanın en güzel kadınını getirsin. Bakın İlyada'da böyle anlatılır. Mitolojide böyle anlatılıyor hadise. Sonuç, tacı alan Afrodit, bizim genç kızlarımızın bildiği Afrodit gidiyor Yunan kralı Agamemnon'un kardeşi Melanus'un karısı Helen'i kaçırıyor. Yunan kralının eşi kaçırılınca, kardeşi de kral çünkü, eşi kaçırılınca savaş başlıyor. Bu savaştan da Tırva Savaşı. Hollywood bunu Troy diye çekti. Brad Pitt oynadı başrolü. Eric Bana oynadı Hector rolünü. Bu Tırva Savaşı'nın 10 gününü anlatır. Savaş 10 yıl savaşıdır zaten. Savaş başladı. Ama orada tabii çok uzun da mesele, o kadar vaktimiz yok. Bir detaya mutlaka girmemiz gerekiyor. O detay da şu. Bir, Afrodit, Tanrılar Tanrısı Zeus'un öldürdüğü babası Kronos'un gökten sızan kanından, denizdeki köpükten oluşmuş bir varlıktır. Böyle inanılır. Tanrılar Tanrısı babasını öldürüyor gökyüzünde. İnanç bu. Kronos'un babası da Uranus, o da Uranus'u öldürüyor zaten. Yani hem Tanrılar Tanrısı hem de babasını öldüren bir tanrı. Böyle bir mantık. İnanılır gibi değil ama hakim olan o, bütün filmlere hakim olmuş şu an. İşte savaş başlayınca Kral Melanos karısını kurtarmak için Agamemnon da Tırva'yı yıkmak için hücum ederler. Bütün Yunanlar birleşir, 200 gemilik, 300 gemilik filoyla Tırva Savaşı'na hücum eder. Savaş başlar. Bir anda geri çekilir Yunanlılar. Bırakarak ağırlıklarını gemilere biner kaçarlar. Savaşı kazandık diye zanneden Tırvalılar sahile gelirler. Bakarlar ki koskoca bir tahta at var sahilde. Tırva atı dedikleri at işte odur. Kahinler der ki, tanrılar bize bir at armağanlamış. Mitolojik tanrılara inanıyor mu? Çünkü Zeus da İda Dağları'nın tepesinde Gargarus Tepesi vardır. Gargarus Tepesi'nden tahtını kurmuş, savaşı satıyor. Zeus'un tepesidir. Bizim baba tepesi dediğimiz yer şimdi. Gargarus Tepesi. Bunun üzerine oğulları der ki Paris'le Hector, aman derler bu ata dokunmayalım, bu lanetli bir attır. Bu lanetli bir attır, bunu almayalım içeri. Ama kahinler, iyi dinleyin bakın, müneccimler, kahinler, sihirbazlar derler ki bu tanrıların armağanı bir attır, içeri alalım. Atı içeri alırlar, eğlenceye dalarlar. Tırva atının içinden çıkanlar Tırva'yı yıkar. Çünkü Tırva atının içinde yine mitolojik bir yarı tanrı olan Aşil vardır. Brad Pitt'in oynadığı kahraman. Peki Aşil neden yarı tanrı? Çünkü o da bir tanrının oğludur. Mesela onu kalbinden vurup öldüremezsiniz. Mesela gözünden vursanız ölmez. Sadece baldırından öldürebilirsiniz. Filmi seyredin göreceksiniz, sonunda baldırından oklayarak öldürür Paris onu. Ama orada önemli bir ayrıntı var. Milletleri içinden yıkamazsınız, dışından yıkamazsınız. Milletleri ancak içlerine Tırva atı bırakarak yıkabilirsiniz. Verdiği mesaj bu İlyada. Ve Tırva yıkıyor. Ama acı olan ne biliyor musunuz? Acı olan şu. Bugün gidin Çanakkale'ye, Çanakkale anıtının içinden baktın.
Sarı Kız Oteli'ni görmezsiniz. Helen Oteli'ni görürsünüz. Acı olan şu, bu sene Edremit'te bu konferansı verdiğimde çıktık öğretmenlerle beraber Milli Eğitim'de yürürken koca bir kayığın üzerinde şöyle bir ifade yazılıydı. Zeus yurdu. Acı olan şu, bizim çocuklarımız Afrodit'i biliyorlar, Sarı Kız'ı biliyorlar. Çünkü biz çocuklarımıza şunu anlatamadık. Kral Agamemnon Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'ndan giren ilk gemiye dönüştü. Çünkü Çanakkale Boğazı'ndan giren ilk geminin adı da Agamemnon. Ve bu bilinçli konulmuş bir isimdir. İşte Fuat Sezgin Hoca'nın söylediği bu. Aristo metodolojisi ve Pagan metodolojisi İngilizler tarafından tüm dünyaya hakim kılmaya çalışıyor. Kral Agamemnon gemisi Boğaz'dan giren ilk gemidir. Mondros mütarekesi bu gemide imzalanmıştır. Peki atı nasıl ifade edeceğiz? Truva atını. Sizce İngilizler neden şu İstanbul'u böyle çok rahat bir şekilde terk edip gittiler? Yakup Kadri Sodom ve Gomorra'da işaret eder. İngilizler her şeyi peşkeş çeken İstanbullulardan söz eder. Acaba İngilizler hangi Truva atını bıraktı gittiler bu ülkeyi? Ki ondan sonra batının içi o kadar rahatladı. Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Burada en önemli hususlardan bir tanesi de şu. Kral Agamemnon sahili terk ederken şöyle bir cümle kullanır. Biz Truvalılarla değil, onların tanrılarıyla savaştık. Açın Çanakkale eserlerine bakın göreceksiniz. General Hamilton Çanakkale önlerinden ayrılırken aynen şu cümleyi kurar. Biz Türklerle değil, onların tanrılarıyla savaştık. Onlar bir batıl mitolojiyi, bir batıl inancı, tevhidin karşısındaki bir şirk kültürünü bu kadar dünyaya hakim kılmışken filmlerle her şeyle bizim daha bir tevhid filmimiz yok yeryüzünde. Biz o kadar çok geride kaldık ki, o kadar çok çalışmamız lazım ki dünyanın bütün modern kavramlarını toprak medeniyetinin açısından Allah'ın sıfatlarına ve ilkelerine uygun olarak yeniden yorumlamak bu medeniyetin insanların vazifesidir. Her şeyle geride kaldık çünkü. Ve gelelim. 1980'de bir film yaptılar. Tekrar Amerika'ya dönüyoruz şimdi. Şimdinin yeryüzüne Truva atı bırakan ülkesi Amerika biliyorsunuz. 1980 Hollywood yapımı filmin adı Tanrılar Çıldırmış Olmalı. Hikaye aynı hikaye. O kadar çok insan seyretmiş, farkında bile değil. Tanrılar Çıldırmış Olmalı Kalahari Çölü'nde geçer. Bir Afrikalı siyah adam çölde gezerken bir kola şişesi bulur, uçaktan atılmış kola şişesi. O şişeyi alır ve aynen Truva Kralı gibi, Truvalılar gibi bu galiba bize tanrıların bir armağanı olmalı der. Ama kimse bilmez. Götürür şişeyi kabileye. Hikaye yine çok uzun. Kabile birbirine girer en sonunda. Şişeyi elde etmek için. Çünkü şişede kerametler vehmederler. Şişenin Tanrı'dan geldiğine inanırlar. Herkes ele geçirmeye çalışınca ikisi der ki aman der bu şişe kabileyi yıkacak içinden. Truva atı çünkü Truva atı. Yıkacak içinden ben bunu götürüp Tanrılara iade edeyim. Giyinir kuşanır yola çıkar. Nereye gidecek? Dünyanın öbür ucuna, çünkü dünya tepsi gibidir. Dünyanın öbür ucuna şişeyi Tanrılara iade edecek. Ama ne hikmetse kimle karşılaşır yolculuğunda? Amerikalılarla karşılaşır. Ve Amerikalılar ikisini adam ederler diyor. Köle satarak kurulmuş bir ülkenin insanlığa insanlık vermesi mümkün değildir. Amerikalıların siyahlara ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bugün bile. Daha 1940'lı yıllarda siyah bir kadın, bir erkek otobüslerin ön tarafına oturamıyordu. Biz Kudüs'ün önüne devenizden eski köleyi götürmüş bir medeniyetin insanıyız. Ama biz bunları bilmiyoruz. Çocuklarımız bu hadiseleri çok iyi biliyor. Sorun bakın Zeus'u nasıl anlatırlar size. İşte aziz misafirler, bu Truva atı hikayesi Amerika'nın verdiği önemli bir mesaja sahip. Yani o şişe. Amerika o filmde demek istiyor ki aslında ben dünyanın tanrısıyım. Gelelim 1964'e bir geri gidelim. 1964 yılında Erich von Däniken'in bir kitabı vardı. Adı Tanrıların Arabalarıydı. Ve Tanrıların Arabaları kitabını okuduğumda üniversite öğrencisiydim. Benim de zihnim karışmıştı. Kafam karışmıştı. Efendim? Evet, evet. Ve onu okuduğumda, üniversitedeydim ben o zaman ve benim zihnim, dünyam karıştı. Ya acaba gerçekten birden fazla tanrı mı var diye. Çünkü öyle güzel anlatıyor ki adam. Onu belgesel falan da yaptılar daha sonra. Tanrıların arabalarıyla insanın dünyasına
sen aslında bir tanrısın düşüncesini sokmaya çalıştılar. Sen aslında bir tanrısın, Tanrı'ya ihtiyacın yok. Çünkü Nietzsche gibi sonunda insanın şunu demesini arzu ettiler, Tanrı öldü. Tanrı diye bir şey yok. Ve devam ediyoruz. Tanrıların arabalarından sonra bizim çok sevdiğimiz bir kitap vardır, Ölü Ozanlar Derneği diye. Robin Williams, başrolünü Williams, başrolünü oynamıştı, o intihar edildi lan. Filmi de yapıldı, Hollywood tarafından. Ölü Ozanlar Derneği gerçekten de çok güzel bir kitaptır. Şiiri vesaire çok böyle sevdiren, öğrencileri şiirle iç içe yaşamaya sevk eden bir kitaptır. Ama onda bile verilen bir mesaj var, onu size söyleyeyim. Orada öğretmen öğrencilerine şiirle bir ödev verir. Der ki, futbol topuna şiir okuyarak ya da edebi bir metin okuyarak vuracaksınız. Hani bize küfürle başlarız ya futbol oynamaya falan. Statlarda küfür dolar taşar. Adam der ki yani niye küfür olsun, şiir olsun. Şiirle vurun topa. Filmi seyredin göreceksiniz. Öğrencilerden birisi şu şiiri okur. Tek mısra. Ve topa öyle vurur. Hayalim gerçek bir tanrı olmak. Bunu böyle söyler ve topa vurur. Sübünlenme mesaj dedikleri böyle bir şeydi işte. Bu cümle kalır. Hayalim gerçek bir tanrı olmak. O kadar çok film var ki birkaç tanesinden misal vereyim. Galaksinin Koruyucuları filmini yaptılar. Kurt Russell başrolü oynadı. İkinci bir filmde Kurt Russell oğlunu öldürmeye çalışan kötü bir tanrı. Milyonlarca hayranı var dünyada Kurt Russell'ın. Yanına birileri geliyor, kim olduğunu sorduklarında ben tanrıyım diyor. En son neyi yarattın diye sorduklarında gökyüzünde bir figür beliriyor, insan figürü. En son bunu yarattım diyor. Peki neyle meşgulsun şu anda? Elimde birkaç gezegen var, tamamlamaya çalışıyorum. Bu kadar basit. Fakat ne oluyor biliyor musunuz? Ölü Ozanlar Derneği'nde hayalim bir tanrı olmak diyen genç, ben artık bir tanrıyım demeye başlıyor. Ve bunun işletme alanında, kişisel gelişim alanında da yansımaları var. Türkiye'de ilk kişisel gelişim kitaplarını yazmaya çalışan birisi olarak söylüyorum. Anthony Robbins'in İçinizdeki Devi Uyandırın diye bir kitabı vardı. Okuduğunuzda kendinizi dev gibi, tanrı gibi hissetmeye başlıyor. Çünkü batılı mantığı mı? Hümanizmanın esas gayesi insanı yüceltmek ve diğer değerleri, inançları bir tarafa bırakmak. Gelelim Jüpiter Yükseliyor diye bir film. Kur'an ayetlerini ve peygamber hadislerini o kadar güzel yazarak, değiştirerek, dönüştürerek, tahrif ederek yerleştiriyorlar ki inanamazsınız. Elini açıyor tanrı bir varlık diyor ki ölüm ve hayatı ben yarattım. Bir Kur'an ayetini zikrediyor. En son izlediğim filmlerden bir tanesi Blade Runner 49. Çıplak kadını gösteriyor oradaki tanrı. Milyonlar izliyor dünyada. Siz izlemeyebilirsiniz. Gençler gidip seyrediyorlar bunları. Milyonlar izliyor dünyada. Çıplak kadını gösteriyor ne diyor biliyor musunuz? İşte melek dedikleri şey bu. İnsanlığın hizmetine yarattım. Fi tarihinde diye bir film yapmışlar. Ya insanın içi sızlıyor. Fi tarihinde. Gidip içi izleyin. Hazreti Adem'den bugüneki hikayeyi anlatıyor. Habil'i ve Kabil'i göreceksiniz filmde. Kabil'in peşine düşüyorlar, Habil'i öldürdü diye. Tam yakalayacaklar, yakalanacak, orada bir cümle kullanıyor. Diyor ki bana iftira ettiler, ben Habil'i öldürmedim. Yani Kur'an'ı ve Allah'a müfterilikle suçlayan bir dil var, orada bunu göreceksiniz. Ve daha acısı ne biliyor musunuz? O filmde Hazreti İbrahim var, Hazreti İshak var, Hazreti İsmail yok. Yani İsmail'de bir oğlu yok zaten Hazreti. Bir yok saymayı bu kadar net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Böyle yapıyorlar. Bugüne geldiğimizde de değişen bir şey yok. Şu anda gidin mesela evlerinizde TV bu vardır, Dijitürk vardır, işte bir çeşitli kablo TV vardır. Açın filmler listesine baktın. Mısır Tanrıları, Tanrılar Savaşı. Abdurrahman Dilipeç yazıyor, diyor ki neden diyor ateizm artıyor, deizm artıyor. Bizim ülkemizde bile Tanrılar Savaşı'nı yüz binlerce genç seyretti. Tanrılar Savaşı filmini ben izledim baştan sona. Ana fikri şu, insanlık ikiye ayrılıyor. İyiler ve kötüler, tanrılar ikiye ayrılıyorlar. İyi tanrılar, kötü tanrılar, iyi insanlar Zeus'un huzuruna gidiyorlar. Zeus'a şöyle söylüyorlar, diyorlar ki ey tanrılar, tanrısı bize yardım et. Zeus tam da o deizm propagandasını yapan cümleyi kullanıyor. Diyor ki, ben artık diyor insanlığa yardım etmekten bıktım. Sizi kendi halinize bırakıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Bunun adı değilsin insan. İmam Hatip'teki bir çocuk bile şöyle düşünüyor. Allah yarattı bize herhalde sahip çıkmıyor artık.
Dünya bu halde. Adalet yok, bir şey yok. Allah bizi bıraktı gitti. İmam Hatip'te, İmam Hatip'lerde deizm var. Çünkü mesele aslında nerede düğümleniyor biliyor musunuz? Nihai kelam. Sarı kızla var hep Afrodit'te düğümleniyor. Çünkü biz sarı kızı öğretemedik. Peki sarı kız nedir? Bizim medeniyetimizin hayatın içindeki sanat anlayışı nedir? Bakın bir efsane, bir hikaye, bir kıssa. Ama sarı kız tanrı filan değil. Yani o tanrısal varlık olan, tanrıça olan Afrodit insana dönüşüyor. Biz diyoruz ki insandan tanrı olmaz. Sarı kız, hak aşığı bir kız. Nerede yaşıyor? Benim tek tatil yerim olan Güre'de yaşıyor. Çünkü bir tek devre mümkün var. Bir hafta gidiyorum, Güre'ye gidiyorum, sarı kızın köyüne gidiyorum. Oradan çıkıyorum, Kaz Dağları'nın tepesinde dolaşıyorum ve bu hadiseyi düşünüyorum. Son birkaç senedir işim bu. Hak aşığı bir kız. Dünya güzeli. Biliyorsunuz şey de sarışındır. Afrodit de sarışındır. Gençler peşinde evlenmek istiyor çocuk insanlar, reddediyor. Kötülerin hışmına uğruyor ve iftira ediyor. Babası bir seyahatten dönünce kızına iftira edildiğini görünce içi yanıyor. Kızının kötü olmadığını biliyor ama bakıyor ki herkes kızının aleyhinde konuşuyor. Kızından kurtulmak için onu alıp Kazda, İda Dağları'na götürüyor. O zaman Kaz Dağları yok. İda Dağları'na götürüyor. Çünkü sarı kız kaz gülen bir kız. Kazları gidiyor babasının evinde. Kazları gidiyor sürekli. Gidiyorlar. Nereye çıkıyorlar biliyor musunuz? Zeus'un Truva Savaşı'nı seyrettiği, tahtını kurduğu Gargamus tepesine çıkıyorlar. Sarı kız orada kazları gülerken babası sarı kıza diyor ki ben ikindi namazı kılmadım kızım. Bir abdest alıp geleyim. Ayrılıp oradan gidiyor ve sarı kızı orada bırakıyor. Haber yok. 6 ay geçiyor, sarı kız öldü. Herkes böyle biliyor. Kışın tam ortasında işte bu aylarda bir gün İda Dağı'ndan 5-6 adam bıyıkları buz tutmuş, kaşları buz tutmuş vaziyette çıkıp köye geliyorlar, Güre köyü. Güre'ye geliyorlar. Köylüler soruyor, diyorlar ki bu karda, kışta, kıyamette siz İda Dağı'ndan nasıl geldiniz? Adamların verdiği cevap şu, bize bir sarı kız yol göster. Ya nasıl olur diyorlar, sarı kız ölmüştü. Hayır diyor, orada bir tepede diyor, kazları gidiyor, yemyeşil bir tepede. Babası bunu duyunca koşuyor İda Dağı'na, gidiyor tepeye, çıkıyor ki sarı kız bıraktığı yerde kaz gidiyor. Kızım sen ne yapıyorsun deyince sarı kız dönüp diyor ki, baba diyor ikindi namazı geçti, neredesin? 6 ay geçmiş. Babası bakıyor ki sarı kız başka bir moda geçmiş. Ya kızım su bulamadım deyince sarı kız alıyor güğümü Güre'nin çeşmesinden dolduruyor. Dağın tepesinden eğdi. Al baba diyor. Babası dayanamıyor orada inme indirerek ölüyor. Sarı kız babasını oraya gömdüğü için bugün Kaz Dağları'nın tepesinin adı Baba Tepesi'dir. Ve sarı kızı bir daha gören olmadığı için de bugün İda Dağları'nın adı bu yüzden Kaz Dağları'dır. Ama bu ülkenin çocukları, öğrencileri, nesilleri, gençleri sarı kız kimdir diye sorduğunda bilenler ancak şu kadarını diyorlar. Bir soda markası değil miydi hocam? Çünkü sarı kız diye bir soda var. Onu da babası annesi eve götürmüş içmiş. Çocuklarının sarı kızı bilmiyor. Ama Afrodit hepsi bilmiyor. Siz mitolojik bir tanrı olmayan bir tanrıyı çocuklarınızın zihnine yazan mekanizmaya karşı önlerinizi almazsanız o mekanizma mühürünü sizin dünyanıza neyle vurur biliyor musunuz? Ateizmle ve deizmle vurur. Çünkü mitolojik inancın sonu ateizmdir. Peki bu ne zaman başladı? Tanrı'nın arabalarından sonra Örümcek Adam, Batman, Superman, Thor, en son Wonder Woman, Tanrı Iris'i öldürüyor. Thor, Şimşek Tanrısı. Bunlar bize basit gibi gelebilir de size bir şey söyleyeyim. Davranış bilimi okudum yıllarca. Bunlar çocuklar için çok mühim biliyor musunuz? Çocuklar bunları yanlışlayacak bir mekanizmaya sahip değiller. Yani çocuklar bunları seyrettiğinde doğru olduğunu inanıyorlar. Ve mühür kuruyor ve hafızasına öyle işliyor. Ben Ahmediyelerle, Muhammediyelerle büyüdüğüm için ben hayatımda Battal Gazi destanlarını, Köroğlu hikayelerini bularak yetiştiğim için benim zihnime bunlar işlemez ama sizinkine de işlemeyebilirdi. Bugünün çocukları maalesef Ahmediyelerle, Muhammediyelerle, Battal Gazi destanlarıyla büyümüyor. Onlar bugünün çocukları Allah'ın zati ve sübuti sıfatlarıyla büyütülmüyorlar. Onun için çocuklarınızdan herhangi birinin hafızasında bir problem olmasını istemiyorsanız ailelere de söylüyorum her yerde çocuklarınızı bizim anlayışımıza göre yetiştirmeye çalışın ki onlar tek olan Allah'a inansınlar sonra ateist ya da deist olma eşiğine gelmesinler. Peki soru
İngiltere, Batı neyle işletiyor? Sanatla işletiyor, biliyor musunuz? Kalkıp şunu demiyor, alın ateist olun. Deist olun falan diye kimseye bir çağrısı yok. Ama sanat öyle bir şey ki, şiir öyle bir yol ki, resim, musiki, sinema öyle bir yol ki, hiçbir şey söylemeden her şeyi söylüyorsunuz ve yazıyorsunuz adamın kafasına. Çünkü dolaylı anlatırlar. Ancak insanları belli şeylere ikna edebilirsiniz. Ve belli şeyleri onlara kabul ettirebilirsiniz. Bizim sanat anlayışımız, Allah'ın sıfatlarına dayalı sanat anlayışı, bu coğrafyada, mazlum coğrafyada, Müslüman coğrafyalarda yeniden nesillerin hafızasına kazınmadıkça, yazılmadıkça bu meselede biz hep geriye gideceğiz. Anadolu'yu gezdim. Yaklaşık 2 senede 70 vilayete gittim. Bütün her yerde herkes şikayetçi. Nereye gidiyoruz? Gençler farklı şeyler düşünüyorlar, farklı şeyler söylüyorlar diye. Kaçınılmaz. Önlem almazsanız olacağı budur. Çünkü biz yıllarca hani Rasim Özdemir'in, Rasim Ağabey'in güzel romanı var, Gül Yetiştiren Adam diye. Bahçemize gül yetiştirmeye çalıştık da dışarıdan ayrılarını göremedik. Herkes kendi bahçesinde gül yetiştirdi ama dışarı yangın aldı gitti, ateş medeniyeti sardı her tarafı. Biz bundan bir haber büyüdük bu ülkede. Ve şunu düşünemedik, acaba Batı bize hangi tırvatlarını bıraktı? Bugün bu ülkenin tırvatları, bu ülkenin beyin olan her şeye bu yüzden karşı çıkıyoruz zaten. Nerede bir şey varsa siyasi olarak düşünmüyorum. Bu ülkenin hayrına ne olursa olsun karşı çıkanlar varsa biliniz ki bırakılmış tırvatlardır. Ve bu ülkede bu ayrım, bu meselenin ayrımını yeniden yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde hayatımızdaki sanat, inancımızdaki sanat asla olmayacaktır. Hayatımızdaki sanat, reddettiğimiz bir anlayışın sanatı olarak bütün alanlarda bizi meşgul etmeye devam edecek. Biz bu şekilde devam edersek, dedelerimiz, çocuklarla yine her gün oyuncakları alıp alıp bu ülkeye götürecekler maalesef. Evet, teşekkür ediyorum. Birkaç tane de şiir yapıyorum.